Merhaba arkadaşlar. Bu hafta karışımları ayırma yöntemlerine bakmıştık. Şimdi de ödevimizin cevaplarına bakalım. Birinci sorumuzda bize karışım vermiş ve bunların ayırma yöntemlerini vermiş. Hangisi uygun değildir diyor. Şimdi A şıkkında şeker ve tuz karışımımızı ayrımsal kristallendirme ile ayırabileceğimizi söylemiş. Bu doğrudur. Ayrımsal kristallendirme ile katı katı heterojen karışımları ayırabiliriz. İlk önce bunları su içerisinde çözeriz. Daha sonra sıcaklığı değiştirdiğimizde de en çok etkilenen ilk önce çöker ve diğerinden ayrılmış olur. Altın gümüş alışımı erime noktası farkı ile bu da doğrudur. Biz normalde demir, nikel ve kobaltı mıknatısla çekeriz ama mıknatısla çekilmeyen ve alışım halinde olan metalleri erime noktası farkı ile ayırabiliriz. Kum ve talaşı flotasyon yani yüzdürme yöntemi ile ayırabiliriz. Burada yoğunluğu fazla olan dibe çöker, az olan da sıvının üstünde kalır ve ayırabiliriz. Zeytinyağı su zaten hepimizin bildiği gibi ayırma hunisi ile ayrılabilir. Buğday ve samanı eleme yöntemi ile ayırmış. Eleme yöntemi değil aslında burada savurma yöntemiyle ayırmamız daha doğru olur. Birinci cevabımız Edirne. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda bazı karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir. Yöntemlerinden hangisinde tanecik boyutu farkı ile ayrıştırma yapılabilir diyor. Hemen hatırlıyorum. Tanecik boyutu ile ayrıştırma yaptığımız yöntemler nelerdi? Süzme, eleme ve diyaliz. Bakıyorum. Flotasyon yüzdürme demek. Flotasyonda yoğunluk farkını kullanıyoruz. Alamam. Özütleme yani ekstraksiyon. Burada da çözünürlük farkını kullanıyordum. Bunu da almayız. Ayırma hunisi de yine yoğunluk farkı olduğu zaman ayırmada yaparım. Ancak eleme tanecik boyutu farklı olduğu için eleme yöntemini yapabilirim. Başka neler vardı? Süzme ve diyaliz. Burada cevabımız Ceyhan olacak. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. XY karışımı ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır. XY karışımı basit damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir demiş. Bize XYZ'nin fiziksel halleri hangisi olabilir demiş. Bir kere biz ayrımsal damıtmayı deneyini de yapmıştık. Ayrımsal damıtmayı sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanırız. Alkol ve su. Alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için ısıttığımız zaman önce alkol ayrılır, daha sonra da suyu elde ederiz. Burada sıvı sıvı olacak her ikisi de. X'in sıvı olduğunu buldum. X ve Z karışımı basit damıtma ile bileşenlerine ayrılır demiş. Basit damıtmayı da katı sıvı homojen karışımlarda yapıyorduk. Bu durumda X'im sıvı ise Z maddem de katı olmalı. X sıvı, Y sıvı, Z ise katı olacak. Cevabım Bursa. 3 Bursa. 4. sorumuza bakalım. X ile su karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılıyorsa, az önce de söyledik. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojenleri ayırır. Su polardır. X'in de yine ne olması lazım? Sıvı ve de polar bir molekül olması lazım. Polar bir molekül olması lazım. Bir kere mazotu burada alamayız. Mazot çünkü nedir? Apolardır. Mazotları eleyeceğim. Zeytinyağını eleyeceğim. Sadece alkol olabilir. Alkol ve su çünkü homojen bir karışım oluşturur. Y ile su karışımı süzme ile ayrılmış diyor. Süzme ile ayrıldığına göre heterojen bir karışım olması lazım. Suyun içerisine kum da olabilir, talaş da olabilir. Heterojen karışım yapar. Z'ye bakıyorum. Su ile karışımını ayırma hunisi ile ayırabiliriz demiş. Ayırma hunisi yoğunlukları farklı olan sıvıları ayırmak için kullanılıyordu. Eğer burada Z su ile karışmıyorsa, heterojen bir karışım oluşturuyorsa ne olmalı? Mazot olmalı. 4 Edirne. 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi homojen karışımları ayırmak için kullanabilir? Erime noktası farkı ile ayırma demiş. Cevabı hemen Adana'da görüyoruz. Burada ne oluyor? Kimleri ayırabiliyorduk? Metal metal alaşımları erime noktası farkı ile ayırabiliriz. Ancak eleme heterojen ayırma hunisi. Elemeyi süspansiyonda kullanabiliriz. Ayırma hunisinde sıvı sıvı heterojenleri ayırırız. Flotasyonda yine katı sıvı heterojen. Süzmede de yine katı sıvı heterojenleri görürüz. Elemede katı katı heterojen de olabilir.
Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıda taneci boyutu farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemleriyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Buna göre hangi ayırma işlemi bu yöntem için uygun değildir diyor. Taneci boyutu farkıyla hangi ayırma yöntemlerini biz görmüştük? Süzme, eleme ve diyaliz. Bakalım. Çayın pozasından ayrılması. Burada bir süzme işlemi yaparız. Tanecik boyutu farkından yararlanırım. Unun buğdaydan ayrılması. Burada da eleme işlemi yaparız. Yine tanecik boyutundan yararlandık. Burası zaten yine çok basit. Haşlanmış makarnanın suyundan ayrılması. Burada da yine süzme işlemi yaparız. Zeytinyağının sudan ayrılması demiş. Burada ayırma hunisini kullanırız arkadaşlar, değil mi? Ayırma hunisini kullanacağımız için taneci boyutu farkından yararlanmayız. Ama pirinçlerin içindeki taşlardan ayrılması, bu da ayıklama. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırmadır. 7. sorumuza bakıyoruz. Bize bazı ayırma yöntemleri vermiş. Bu yöntemlerden hangileri yoğunluk farkından yararlanarak gerçekleştirilen ayırma yöntemlerinden değildir? Hemen hatırlıyorum. Yoğunluk farkı ile hangi yöntemleri kullanıyordum? Ayırma hunisini kullanabiliyorum. Yüzdürme, yani flotasyon işlemini yapabiliyorum. Santrifüjlemeyi de yine yapıyorduk, değil mi? Kan bu şekilde bileşenlerine ayrılıyordu. 3 farklı faza dönüşüyordu kan santrifüj makinelerinde. Ama basit damıtmada burada kaynama noktası farkından yararlanıyoruz. Yoğunluktan değil, kaynama noktası farkından yararlanırız. Hemen 8. soruma bakıyorum. Aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ekstraksiyon yöntemiyle ayırmaya örnek değildir? Ekstraksiyon dediğimiz neydi? Özütleme. Aslında biz her türlü karışımı özütleyebiliriz. Her türlü karışımını, ya ekstraksiyon yapabiliriz. Ne bunun örnekleri? Şeker pancarından şeker elde edebiliriz. Bitkilerden esans, parfüm elde edebiliriz. Ya da söğüt ağacından salisilik asit elde ediyoruz. Aspirin yapımında kullanılan. Tohumlardan yağ eldesi oluyor. Bunu da alırız. Bursayı da alırız. Topraktan tuz eldesi, bunu da alırız. Ancak ham petrolden benzin eldesi dediği zaman arkadaşlar, burada petrol rafinelerinde kaynama noktası farkı ile ayrımsal damıtma işlemi yapılır. Burada ekstraksiyon, özütleme işlemi yapılmaz. Ham petrolden fuel oil, mazot, benzin, bunları elde ettiğimiz yöntem kaynama noktası farkıyla ayırmadır. 9. sorumuza bakıyoruz. Bize burada bir deney düzeneği vermiş. Verilen sistemde ısıtılan suyun içerisine tuz ve şeker karışımı eklenmiş ve ısıtılan erlenmeyer ısıtıcının üzerinden alınarak soğumaya bırakıldığında önce şekerin kristallendiği gözlenmiştir. Bakın, burada hem tuz hem de şeker su içerisinde çözünür. Homojen bir karışım oluşur. Biz bu karışımı ısıttığımız zaman burada neyden yararlanmışız? Çözünürlük farkından yararlanmışız. Ayrımsal kristallendirme yaptık burada arkadaşlar. Burada ayrımsal kristallendirme işlemi yapılmış. Soğutma işleminde en çok etkilenen şeker olduğu için ilk önce şeker dibe çökmüş ve bu şekilde kalan karışımı süzdüğümüzde şeker bir tarafa, tuzlu su bir tarafa ve bu kez de basit damıtma yaparak tuz ve suyu ayırmış oluruz. Cevabımız denizli. Unutmayalım. Ayrımsal kristallendirme yaptığımız zaman katı katı homojen karışımları ayırabiliriz. Son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki karışımlar için karşılarında verilen ayırma yöntem ve tekniklerinden hangisi uygun değildir? Tebeşir tozu ve suyu süzme ile ayırabiliriz. Tebeşir tozu asıl maddesi kalsiyum karbonattı. Kalsiyum karbonat suda çözülmeyen bir tuz, su ile heterojen bir karışım yapar. Süzme işlemi yapabiliriz. Süzgeç kağıdına koyduğumuz zaman tebeşir tozları onun üzerinde birikir ve ayırmış oluruz. Yemek tozu ve su buharlaştırma olabilir. Su buharlaşır, tuz kalır. Mazot ve su, mazot apolar, suda polar yapılı bir bileşiktir. Yoğunlukları da farklı olduğu için ayırma hunisiyle ayırabiliriz. Zeytinyağı ve su, ayrımsal kristallendirme demiş. Oysa az önce ayrımsal kristallendirme için ne demiştik? Katı katı homojen karışımları ayırmak için kullanabiliriz. Cevabımız denizli olacak. Edirne'de de alkol ve su ayrımsal damıtma demiş. Bu da yine doğrudur. Ödevimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.